Bir beraber, bir beraber, biri gel, bir hatta beraber, bir beraberlik konuşalım demiş. Haydi Hobbit çevresine geçelim. Evet arkadaşlar, 46. sayfadayız. In fact, if it had not been for the sign on the door, I should have been sure we had come to the wrong house. Diye bir cümle var. Bunu Thorin söylüyor herhalde. In fact, aslında if it had not been for the sign on the door. Eğer kapıdaki işaret olmasaydı ve kapı işarete sahip olmasaydı, Gandalf yapmıştı ya. I should have been sure. Emin olmalıydım. Emin olurdum gibi de düşünebiliriz. We had come to the wrong house. İşte yanlış eve geldiğimden emin olabilirdim. Çünkü Bilbo'yu tanışıyorlar yani. Bir macerayla alakası yok adamın. O yüzden hani işaret olmasaydı kapıyı çalıp Bilbo'yu karşılaşsaylardı yanlış yere geldiğinden emin olabilirdim diyor o yüzden. Buraya bakalım. As soon as I clapped eyes on the little fellow bobbing and puffing on the mat, I had my doubts. As soon as normalde hemen bir şey olur olmaz da bu başta olduğunca şu olduğunda şüphelerim vardı diyeceğiz. I clapped eyes. Burada clap şey demek işte gözün kapatıp açmak böyle göz kırpmak gibi. Gözümü kırpıyorum. Kime? On the little fellow. İşte küçük adama. Burada cücedir büyük ihtimal. Bobbing burada sallanan. Puffing de üfleyen. Nerede? On the mat. Mat'i artık şey yapıyor işte böyle halımsı bir şey. Onun üstünde işte sallanıp üfleyen küçük adama göz kırptığımda I had my doubts. Şüphelerim vardı. Bir şeylerde şüpheliydim. Diyor. Bu yine hala Thorin diyor değil mi? He looks more like a grocer than a burglar. He looks more like. Daha çok grocer burada bakkal. Hani bakkalcı gibi, marketçi gibi gözüküyordu. Neden daha çok? Burglar da hırsız demek. Hırsızdan daha çok işte markette çalışan böyle market işleden birisiymiş gibi gözüküyordu. Bunu Bilbo için diyor bu arada. Hani Bilbo'ya bakıp göz kırpıyor falan. Şey için zaten Bilbo'yu filmi izlediyseniz biliyorsunuzdur. Bu ejderhanın o altınlarından şeyi almak için. Çalmak için ya yani hırsızlık için. Bilbo'yu yanlarına götürmek istiyorlar. Hem küçük olduğu için. Dikkat çekmeyeceği için yani. O yüzden hırsızmış gibi bir şeyleri var. Umuyorlar yani böyle bu konu yetenekli olduğunu. Ama hırsızdan daha çok bir bakkalcıya yani tekel bayiciye benziyor diyor. Then Mr. Baggins turned the handle and went in. Daha sonra Mr. Baggins turned. Burada çeviriyor. Handle burada şey kapı kolu gibi düşün. Kapı kolunu çevirip went in. İçeriye girdi. Şeydeydi ya bu drawing room'a iş yapmışlardı. Korkup oraya götürmüşlerdi. Baygınlık geçirmişti. Sonra geri geliyor anladığınız kadarıyla. The took side had won. Ha, butuk tarafı kazandı. Tarafı ne? Bu macerayı seven hani bir hayalle falan çarpmıştı ya şarkı söyledikleri zaman. İşte o mağaraları görmek istiyordu falan filan. O tarafı tekrar kazanmış. Demek ki bir macera isteği var. He suddenly felt he would go without bed and breakfast to be taught fears. Burada he suddenly felt hissetti. Aynı da hissediyor. Ne? He would go without bed and breakfast. Yataksızız. Yani yatağın yanında yatak ve kahvaltısı olmadan gitmesi gidebileceğini düşünüyor. Niçin? To be taught. Düşünülmesi için. Fierce burada öfkeli. Hani öfkeli ve sinirli olduğunu düşünülmesi için yanında yatak ve kahvaltı götürmeden. Yani ben dayanıklı bir insanım gibi izlenim uyandırması için bunu hissediyor. Yani böyle gitmesi gerektiğini hissediyor. As for little fellow bobbling on the mat, it almost made him really fierce. As for burada gelince hani sıra gibi hani sıra ona gelince söz konusu olunca gibi düşünebiliriz. Little fellow bobbling on the mat. İşte bu şeyde sallanan işte bu halı gibi yerde sallanan küçük adama gelince yani yine Bilbo'yu kastediyor burada. It almost onu neredeyse made him really fierce. Onu neredeyse böyle fierce'in sert anlamı var. Sert görünüşlü. Onu neredeyse sert görünüşlü ve sinirli birisi yaptı. Olarak burayı çevirebiliriz. Yine katılmadığınız yerler varsa mutlaka yorumlara yazın. Üstünde tartışalım. Many a time afterwards, the Baggins part regret what he did now. And he said to himself, Bilbo, you were a fool. You walked right in and put your foot in it. Daha sonra yine adam böyle psikolojik karmaşa içerisinde. Many time afterwards. Burada bir süre sonra.
Mr. Wiggins part, Mr. Wiggins tarafı, hani Tuk tarafı kazanmış dedi ki macerayı seven. Daha sonra ise bu Mr. Wiggins tarafı şey yapıyor. Gün yüzüne çıkıyor ve şey yapıyor, pişman oluyor. What he did now. Şimdi yaptığından pişman oluyor. Sonra kendisine söylüyor. Bilbo, you were fool. You were a fool. Sen bir aptaldın. İşte you walk right in and put your foot in it. Düz yürüyüp ayağını buraya soktun. Ayağını yani sokmaktan ziyade bu şey kastediyor. Hani şeye yere giriyor ya. Kapıyı açıp turn the handle sonra went in. Yani şurası. Yani normalde şey diyor yani içeride yatıp uyusana. Onlar maceranı konuşup sonra giderler. Niye içeriye girdin? Diye pişman oluyor yani içeriye tekrar girdiği için. Pardon me, he said, if I have overheard words that you were saying. Pardon me, affedersiniz diyor. If I have overheard, burada kulak misafiri olmak, dinlemek. Eğer kulak misafiri olduysam bu kelimelere, hangi kelimeler? You were saying, yani söylediğiniz şeylerin kulak misafiri olduysam özür dilerim diyor kısaca. Buraya bakalım. I don't pretend to understand what you are talking about or your reference to burglars. But I think I am right in believing this is what he called being on his dignity. That you think I am no good. Şimdi I don't pretend. Burada davranmıyormuşum. Davranmıyorum bir şey gibi. To understand. Anlıyormuş gibi davranmıyorum diyor. Neyi? What you are talking about. Neler hakkında konuştuğunuzu. Or your reference to burglars. Burada senin referansın. Hırsızlar olan referansın. Ya burada şey demek istiyor. Şey diyordu ya. Hani bir hırsızdan daha çok bir bakkalcıya benziyordu. Hani burada hırsızlara benzetirken hani neyi kastediyorsun? Onu anlamıyor şu an. Bilbo hiç bilmiyor yani ejderha orada maceralarda ne olacak, ne amaçla onu istediklerini falan. O yüzden hani bu hırsızlar referansıyla ne demek istediğini anlıyormuş gibi davranmıyorum diyor. But ama I think I am right in believing. I am right. Burada ama inanmakta haklıyım diyor. Sanırım inanmakta haklıyım. Sonra that şu parantezin yerine görme. That you think I am no good. Yani iyi olmadığımı düşünmenize inanmakta haklıyım. Yani ben de katılıyorum. Ben iyi değilim bu macera için diyor. En sonunda şey olmuştu bile. Baggins tarafı uyanmıştı. O taraf pişman olmuştu. Şimdi burada da şey var. This is what he called being on his dignity. Dignity burada şeref anlamı var, itibar anlamı var. Hani o şerefin üzerine yani şerefine sadık olmak mı denir artık? Being on his dignity. Bu itibarına sadık kalmak olarak adlandırdığı şeye inanmakta haklı olarak da yorumlayabiliriz. Diye düşünebiliriz. Burada yine farklı düşünüyorsanız yorumlara yazın mutlaka. Üzerine tartışalım. I will show you. Sana göstereceğim diyor. I have no signs on my door. It was painted a week ago. And I am quite sure you have come to the wrong house. Sonra I have no signs on my door. Kapımda hiçbir işaret yok diyor. It was painted a week ago. O bir hafta önce çizilmiştir. İşte oraya. Onun resmi yapılmıştı. Diyor. I am quite sure. Oldukça eminim. You have come to the wrong house. Yanlış eve geldiğinizden oldukça eminim diyor. Bunların hepsini Bilbo diyor. As soon as I saw your funny faces on the doorstep, I had my doubts. As soon as yine bir şey olduğunda, bir şey olur olmaz. I saw your funny face. Senin komik yüzünü gördüğümde nerede? On the doorstep. Burada kapı eşiği gibi düşünebiliriz. Kapı eşiğinde senin komik yüzünü görür görmez veya gördüğümde I have my doubts. Şüphelerim vardı. But treat it as the right one. Treat burada davranmak ama ona doğru davranın. Ya yani ona davranın ne gibi? The right one. Yani doğru biriymiş gibi davranın diyor. Tell me what you want done and I will try it. If I have to walk from here to the east of east and fight the wild worms in the last desert. A desert. Dessert tatlı oluyor. Dessert çöl oluyor.
Tell me what you want da. Ne yapmak istediğini bana söyle. Bana anlat. I will try it. Onu deneyeceğim. Eğer I have to walk. Eğer yürümek zorundaysam nereden? From here. Buradan. To east of east. Yani doğunun da doğusuna yürümek zorundaysam. And fight. Kimle? Wild. Burada vahşi worms. Worm burada kurtçuk anlamında. Bunun resmini göstereyim size. Şu. Yani böyle filmlerde falan olur ya. Denizde. Hatta zaten Hobbit olarak geçiyor. Şu demek ya, bunlarla savaşmak zorunda kalırsam nerede ki? In Last Desert. En son çöldeki işte bu vahşi kurtçuklarla savaşmak zorundaysam veya işte buradan doğuna gitmek zorundaysam ben bunu deneyeceğim. Bana ne yapmak istediğini anlat diyor. Bunda Hobbit diyor herhalde, yine Türk tarafı mı uyandı? Burada kalalım. Sonraki videoda, yani yarın şuradan devam edeceğiz arkadaşlar. Bir kelime de tekrar ederim. Şimdi neydi? Looking for a sign. Burada sign işaret demek. Emin, sure, emin oldum. Wrong house. Yanlış burada. As soon as, hemen, bir şey olur olmaz. Burada olduğu zaman da. Clap burada. Yani eli şey yapmak da clap onun da. Göz kırpmak burada. Clap eyes. Hello Bob burada sallanmak. Yani puffing. Böyle püf püf. Yani üflemek. Mat bahsetmiş daha öncesinde, böyle üstüne oturabildiğimiz işte yoga matif gibi düşünebilirsiniz. Dab burada şüphe. Grocer burada bakkal gibi düşünebilirsiniz. Burglar burada hırsız. Hand burada kapı kolu. Suan sadın aniden. Felt burada düşündü, feeling geçmiş hali. Fierce yine böyle sert, kızgın, öfkeli anlamında. Evet, yine babanya sallanmak olarak çarpmıştık. Biz afterwards burada many a time afterwards, daha sonra işte bize süre sonra demektir. Regret pişman olmak. Fool burada aptal demek. Pardon me, işte affedersiniz. Overheard burada kulak misafir olmak demek. Pretend bir şey yapıyormuş gibi davranmak. Understand burada mesela pretend to understand, anlıyormuş gibi davranmak. Burada don't dediği için anlıyormuş gibi davranmıyorum diyor. Referans burglars, yine hırsızdı. Believing burada inanış. Cult. Dignity burada şeref, böyle itibar anlamı falan var. Signs yine işaret demek. Paint işte resmetmek, çizmek. Quite oldukça eminim. So, işte funny face. Burada comic use. Doorstep burada kapı eşiği. Threat davranmak demek. İşte burada doğunun da doğusuna. Fight. Werewolves işte o yaratıkları göstermiştik. Last son. Desert. Çöl. Son çöldeki o yaratıklarla gerekirse istersen savaşırım diyor Bilbo. Bunu Bilbo diyor herhalde, aynı. Sonra buraya devam edeceğiz bu şekilde. Evet. Bakalım. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.